Arkadaşlar tekrar merhabalar. Delaware Park tablo çalışmalarım da bitti. Burada görebildiğim safkanları, tablodan çıkan hatları size aktaracağım, bırakacağım. Artık gerisini sizler tamamlayacaksınız. Görebildiklerim umarım iyi koşarlar. Birinci koşu şartlı dişi 1. Kazanması gereken bir safkan. Grubun en kaliteli atı olmuş. 4 yaşında. Bayağı avantajıyla koşuyor. 7'nin arası var. Eğer hazırsa bu hatta devreye girebilir. 1-7-3 gibi safkanlar biraz ön planda kaldılar bende. İkinci koşu altılı başlangıcı 4 nolu safkan. Bu grupta söz sahibi olur. İkincilikleri var. Enseye bastırmazlarsa bu AGF çıkar. 1 burada sürprize imza atabilecek bu grubun en kaliteli atı. Diğer atların yazımını yine size bırakacağım. Benim görebildiğim bunlar. Üçüncü koşu şartlı dişi 3 nolu safkan. Bu hatta burada kazanmaya en yakın safkan. 4 yaşının avantajı. İkincilik almış. Bunları değerlendirirsek bu grubu geçmesi gerekir. 4 burada sürpriz klase durumunda. 2 sürpriz durumunda çıktı. 4'te 4 yaşında gene arası var ancak kazancı en yüksek olan safkan. Dördüncü koşu maiden. Burada 7 nolu safkan. 4 yaşında kazancı olan grubun en kaliteli handikap puanına sahip atı. Bence kazanması gerekir. 7 nolu safkan. Rakipleri 6, 5, 8 sıralama böyle gider. Yani tercihiniz artık. Diğer atların yazımı tamamen size kalmış. Benim görebildiğim bu. 5. koşu. Şartlı mücadele. 5 nolu safkan buranın sürprizini yapacak. Grubun en kaliteli atı durumunda. Bu gruplarda böyle atlar koşuyorlar. İyi neticelerde alıyorlar. 2 yine son yarışını kazanan bir safkan. İyi durumda gördüğüm bir safkan. Diğer grup birbirine yakın. Ki kalite handikap puanı yüksek veren atlar da var 1-6 gibi. Kazanç sağlayamamış. Para kazanmış 3 ve 4 var. Hani diğerlerini artık tercih sebebi çok fazla da ayırmamak gerekiyor bu atların dışına çıkarsa. 6. koşu satış koşusu. Burada da 2 at önereceğim. 10 nolu safkan. Grupta en kaliteli atlardan biri çıktı. 10. Kazanmaya yakın safkan. 5 yaşında bu safkan. Ben de favori. 8 rakip olur. Diğer atlar kalite puanı yüksek veren bakın 66'lık 7 var. 9. 3. Kazancı olan atlar burada. Hazır kıta atlar. 13, 11, 12 gibi. Bunların değerlendirmelerini size bırakacağım. Çıkacak atlar da olur. İlla ki oluyor oralarda. Tabi bir de içinden kuma dönmezse yarışlar. Ben de ön planda 10 ve 8 net olarak çıktılar arkadaşlar. 7. son koşu maiden dişi. 4 nolu safkan. Kalite handikap puanıyla grubun üzerinde iyi koşmasını beklediğim bir safkan. 5 rakip. Yani 4 eksik koşarsa yerine 5 geçecek. Sıralamada böyle gider arkadaşlar. Delaware. Bugün ben de böyle çıktım. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar da şansınız açık olsun. Hoşça kalın.